Evet sevgili Kadıköy Sokak ailesi hepinizi selamlayarak başlıyorum. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Bugünün ilk videosuyla karşınızdayım. UEFA kulüp puanı hesaplaması. Ülke puanında olduğu gibi son 5 sezon baz alınarak yapılıyor. Fenerbahçe'miz son 5 sezonun ikisinde Avrupa kupalarına katılamamasına rağmen klasmanda 32.000 puanla 56. sırada yer alarak en başarılı Türk takımı oldu. Fenerbahçe'nin ile Galatasaray ise 31.500 puanla 58. sırada yer aldı. Ve Sivas Spor maçı ertelenen Galatasaray Sivas Spor'a mesaj gönderdi. Başakşehir 62. sırada yer alırken Sivas Spor 100. sırada yer aldı. Bu çok küçük lan göremedim. Ha Beşiktaş 100. sırada yer alırken Trabzonspor'da 129. sırada yer aldı. Tabi bu Fenerbahçe'nin başarısı bu birilerinin engellemeye çalışmasına rağmen e, Fenerbahçe'nin gittiği yolun doğruluğu. Kaya Çilingiroğlu Erden Timur Ali Koç'a laf attıktan sonra ortadan adeta ortadan kayboldu. Sahi nereye gitti bu Erden diyor. Hakikaten nereye gitti bu Erden? Şimdi ülkede de birçok şey varken hani e, enteresan enteresan gündemler varken merak ediyorum. Nerede bu Erden? Tahir Kum, Mehmet Büyükekşi'nin göreve devam etmesini isteyen 3 kulüp var. Birincisini hepiniz tahmin ettiniz. İkincisi de Ekunisi. Onu da tahmin ettiniz. Üçüncü Kayseri Spor. Yani Galatasaray, Başakşehir ve Kayseri Spor. Üç kulüple ilgili bir şey söyleyeyim. Üçünün de kulüplerinin başkanı çok koyu Galatasaraylı. Ya yani bir tanesini yakından tanıyorum. Yani <laughs> çok yakından tanıyorum bir tanesini. Çok koyu Galatasaray olduğunu biliyorum. Ve diğeri zaten malum Galatasaray takım otobüsünde falan kutlamalara katıldığı malum. Öbürü de zaten başkanı. Yani Beşiktaş'ta olacak hali yok herhalde. Galatasaray demişken Murat Sancak, Onyekuru Galatasaray kalecisiyle aşırı neşir olmuştu maçtan sonra. Ondan sonra Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni söylemiştim diyor. Yani yalan söylemiş demek istemiyorum ama bu yıl Belhanda'yı kürekle dövmen gerekirdi. Eğer bu dediğin doğruysa Murat Sancak. Hani geçen sene sahanın ortasında Galatasaray taraftarını üçlü çektirmesi bence kaleciyle aşırı neşir olmasından daha enteresan. <laughs> yani kusura bakmayın ama sahanın ortasında bir futbolcunun rakip takım taraftarına üçlü çektirmesi onur kırıcı, şeref kırıcı, haysiyet kırıcı bir olay. Yani kolay kolay normal bir insanın kabul edebileceği bir olay değil. Ha siz kabul etmişsiniz ona bir şey diyemem saygı duyarım. Demek ki sizin kriterlerinize göre kabul edilebilir bir olay ama bence değil. Ya bir Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçında bir oyuncu ayağının altından top kaçırdı ya da şey hatalı gol yedi diye buna şike denildi. Aynı kalede Fenerbahçe kalecisi de aynı golü yenildi. Hiç kimse yerde çukur vardı bilmem zemin ıslaktı demedi. Herkes rakibin rakip kalecinin yediği golü şike olarak adlandırdı. Üstelik Beşiktaş altyapısından çıkan bir kaleciydi. Ya bana bir şey anlatmayın. Bana bir şey anlatmanıza gerek yok. Ben insanları kendi silahlarıyla vurmayı daha çok seviyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye şike iftirasında bulunan FETÖ övücü bazı arkadaşlar şimdi geç sevmiyorlarmış. <laughs> küsmüşler. 3 Temmuz, şey 15 Temmuz'dan sonra küsmüşler. O dönem heykeli dikesi falan diyorlardı. Böyle bir durum. Neyse bu ülkenin komedisi bitmez. Özellikle futbolda komedi bitmez. Niye bitmez? Çünkü Fenerbahçe'de sıfır bonservisten alınan Edin Ceko ve Dusan Tadiç bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 42 gole imza attı. 27 gol 15 asist. Bakın Edin, Ceko ve Dusan Tadic. 42 gol katkısı. İnanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum. Ben Allah var. Ceko geldi ne ulan dedim. Yaşlı. Çok oynamaz. Hani 40-45 dakika oynar. İkinci yarı yerini Batu bırakır. Ulan Batu de çok güvenmiyorum. Keşke Ceko'ya sihirli bir iğne vurdursak. 23 yaşına falan alsak. Gerçi 23 yaşına alsak sezon sonunda 100 milyon euroya satarız. O da ayrı mesele dedim. Beni çok yanılttı. Tadiç için. Ya ben Tadiç'i çok hani açık söyleyeyim bilen bir adam değildim. Ee, sözüne güvendiğim, itimat ettiğim arkadaşlarıma danıştım. Fenerbahçeli takipçilerime danıştım. Hepsinin kullandığı cümle şu. Hocam Beşiktaş'a giderse kafayı yeriz. Öyle bir topçu diye. Tadiç Beşiktaş'a gitseydi Tadiç kafayı yerdi. O da ayrı bir mesele. Oğlum Beşiktaş bu sene normal giden akıl saldığını kaybeder. Öyle bir takıma dönüştü. Ya bu sezonun iki önemli transferi. Bugüne kadar sergiledikleri performans. 0 bon servis. Oynadıkları maçta 42 gole katkı. 16 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi edinecek o. Süper Lig'de 12 gol, 4 asist, penaltısız. Hocam asiste zaten penaltı olmuyor. Yok, golden bahsediyorum. UEFA Konferans Ligi elemelerinde ve grup aşamasında 4 gol, 2 asist. Ceko 21 maçta forma giydi. Tadic ise 27 karşılaşmada görev aldı. Bak bir de 21 maçta oynamış. Oynamadığı maçlar da var. Tadic 27 maçta 11 gol 8 asist toplam 19 gollük katkı. Ve sırf futbolcu Süper Lig'de 7 gol 6 asist. Konferans Ligi eleme ve gruplarında da 4 gol 2 asistle oynuyor. Şimdi bu isimlere sadece bunlarla sınırlı kalmaması lazım. Ee, atıyorum Şimanski, işte İrfancan Kahveci, Ha bu isimler Allah var. Benim beklenti için doldum. Cengiz Ünder'de. Ya geçen iki gün önce bir video çektim. Diyorlar ki Galatasaray'la konuşurken Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'ini hiç konuşmuyorsun. Oğlum Galatasaray'ın ben bütün futbolcularını konuşmadım. Daha Kaan Ayhan'dan ne aldılar? Bakan Bu'dan ne aldılar? Halil Umut Meler diyecektim ha. lan. <laughs> Halil Dervişoğlu'ndan ne aldılar? Öyle değil mi? Kerem Demirbay'dan ne aldılar? Hani onların hiçbir hesaba katmıyorum. Cengiz benim için 15 milyon euroluk şu an için kazıktır. Bunu defalarca söyledim. Hani kanala yeni abone olduğunuzdan dolayı bilmiyor olabilirsiniz. Normaldir. Keşke kanala daha önceden abone olsaydınız. Benim görüşlerimi ilk alındığı sırada duysaydınız. Sakın başkanım. 7 milyon euro idealdir. 7'nin üstü kazıktır. Sakın. Bırakın 15'e Galatasaray mı alıyor? Keşke Galatasaray 15'e alsaydı dedim. Ha şurada bir gerçek. Galatasaray'da olsa bu kadar sakatlık yaşar mıydı? Bu kadar üstüne gidilir miydi? O da ayrı mesele. Mesela Tete ve Zaha'yı ben bir bakıyorum lan bir maç yerin dibine sokuyorlar bir maç beğendik diyorlar bir maç Allah belasını versin bunların diyorlar. Galatasaray taraftarlarına bahsediyorum. Ben şu an anlamadım Zaha'yı beğeniyorlar mı beğenmiyorlar mı? Angelina'yı beğeniyorlar mı beğenmiyorlar mı? Ben çözemedim. Ha bana soracak olsan bir tek Davinson Sanchez'lere işe yaradı gibi. O da gibi yani. Niye gibi? Sanchez istediği kadar işe yarasın Nelson'dan oldum. Yani işleyen parçan yok oldu. Oraya başka bir parça eklemiş oldun. Bu yüzden gibi diyorum. Şu an Şimanski çok iyi değil mi Fenerbahçe'de? Şimanski'nin yerine 15 milyon euro verip bir futbolcu aldın. Şimanski'yi yedeğe attın. Şimanski de hiç top oynamaz oldu. Şimdi sen yeni futbolcuyu iyi mi olmuş oldu? Şimanski'ye mi kötü oldu? Buradan kastettiğim şey bu. Fenerbahçe'de Çağlar Söğüncü gelişmesi. Ciddi bir gelişme var. Sıcak bir gelişme. Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söğüncü için girişimler sürerken İspanya'nın ASK gazetesi 27 yaşındaki Stoper'in takımdan ayrılması halinde yeni adresinin Fenerbahçe olacağını yazdı. Şimdi ASK gazetesi de kolay kolay bu cümleyi kullanmaz. Şimdi bak ardarda arda -Ar gelen sakatlıklar nedeniyle Stoper mevkisinde Fenerbahçe büyük sıkıntı yaşıyor mu? Yaşıyor. Açık söyleyeyim Bekao neyse ama Cicu bile birçoğunuzda hala soru işareti. Yemeyin beni. Ben hepinizin ciğerini biliyorum. Ciku da soru işaretim. Ama Ciku konusunda şunu söyleyeyim. Geriden oyun kurma konusunda çok başarılı. Attığı uzun toplar konusunda çok başarılı. Kendine tam geldiği zaman sizin soru işaretleri kalkar. E, Samet Akaydın Serdar'ı zaten saymıyorum. Hocam ne zaman ihtiyaç duysak Serdar sakat. Ne zaman ihtiyaç duysak Serdar sakat. Samet'e zaten güvenmiyorum cümlelerinizi duyuyorum. Anlatabiliyor muyum? İspanyollarda e, İspanyollar da duyurmuş. 27 yaşındaki futbolcu için girişimler sürüyor. Atletico Madrid'den. Az gazetesi de bunu söylemiş. Şimdi bir buçuk yıllığına satın alma opsiyonu kiralamak istiyor Fenerbahçe. 5 milyon euro da opsiyona. Türkiye'ye dönme konusunda kararsız. Şimdi bakın dediğim gibi Bekao var. Ciko var Fenerbahçe'de. 2. Serdar Aziz var. Samet Akaydın var. 3-4. Hani bu rotasyonu Fenerbahçe yetersiz buluyor. Siz Çağlar Söyüncü olsanız şu cümleyi kurar mısınız? Ben bu Ciku'yu keserim. Şu an Çağlar da kapalı kutu. Bak Mert Müldür aslında bu kadar kötü bir oyuncu değil. Hani izlediğiniz kadarıyla kötü bir oyuncu izlenimi verebilir size. Mert Müldür bu kadar kötü bir oyuncu değil. Ancak çok ciddi bir sakatlıktan çok uzun süre oynamayarak çıktı. O yüzden Mert Müldür şu anda gerçek Mert Müldür'ü izlemiyoruz. Anladınız mı? Şu an çağlar gelse belki de diyeceğiz ulan buna mı para verdik? Bu sezon 6 maça çıktı. Gol asist üretemedi. Piyasa değeri 15 milyon euro 20, 27 yaşındaki oyuncunun. Ama şunu söyleyeyim. Türk kuralı varken atılabilecek bir zar. Hocam stoperlerden birini göndereceksin. Ben yani, Luan Perez'i saymıyorum. Hangisini gönderirsin? Samet Akaydın'ı gönderirim. Hatta bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın'a birisi 2,5 milyon euro bonseri sürerse satarım. Hocam Euro 2024'de oynama ihtimali var. Orada yıldızlaşırsa ne olacak? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Samet Akaydın'ı 2,5'a sat. Çağlar'ı 5'e al. O turnuvada yıldızlaşacak isim Çağlar Söyüncü olur. Allah rızası için ne olur bir kez de aynı paytada buluşalım. Bizim alacağımız stoperler. Ya Nino'yu almamız lazım ya Çağlar almamız lazım. Ya işte Rusya Ligi'nden Cart geçiniz. Süper Lig'den Curt geçiniz. Ya Çağlar ya Nino. Anlatabiliyor muyum? İkisinden biri. Aldık aldık alamadık. Dobroski. Yani Çağlar kendine gelir bizde. Ciku Çağlar ikilisi çok iş yapar. Ya da Bekao Çağlar ikilisi çok iş yapar. Ciku demişken Ciku'yu da unutmayın. Fenerbahçe'de Afrika tehlikesi var biliyor musunuz? Fenerbahçe ilk 11'in iki önemli isim, ismi Alexander Ciku ve Bright Osayi Samuel'e hani Afrika Uluslar Kupası'na gönderecek gibi duruyor. Yani ikisi de seçilecek gibi duruyor arkadaşlar. 13 Ocak 2024'te başlayıp 11 Şubat 2024'te sona erecek. Fildişi'nin ev sahipliği yapacağı turnuvada Fenerbahçe'den iki isim gidecek. Bu Fenerbahçe için aslında avantaj. Niye avantaj? Çağları çekersen Ciku gelene kadar çağları oynatırsın. Serdar zaten yıllık sakatlanma kotasını doldurduğu için orada da sakatlanmaz. E, da doldurduğu için BK da sakatlanmaz. İnşallah. 3 stoperler o dönemi geçersin. O yerine Mert'i oynatır mısın? Ferdi'yi oynatırsın. Osterwold'i oynatırsın. O süreci bir şekilde geçersin. Yanlış bilmiyorsan Fenerbahçe'nin o süreçte derbisi falan da yok. Yani zor bir maçı da yok. Anlatabiliyor muyum? Avrupa maçı da yok. Avrupa serüveni de yok. Hatta liglere belki orada da ara verilebilir. Bir hafta iki hafta belki oradan da yırtabilir. Atıyorum grup aşamasında Nijerya elendi ya da e, Cikun'un takımı elendi. Yırtabilir. Ama şunu söyleyeyim. iklim koşulları nedeniyle sezon ortasında yapılıyor ve birçok kulüp sıkıntıya giriyor. 13 Ocak 11 Şubat 2024. Şimdi Fenerbahçe'de gidecek isimler bunlar. Nijerya milli takımıyla A grubunda fil dişi, ekvator ginesi ve Gisina Busao ile karşı karşıya gelecekmiş Nijerya. Yeşil beyazlar grubu ilk iki içerisinde tamamlarsa macera devam edecek. Cikulu Gana ise Mısır, Yeşil Burun Adaları, Mozambik. Cikulu'nun takımı daha iyi gibi açıkçası. Yani Cikulu'nun takımının kurası daha iyi gibi. Yani <laughs> ilk grup etabı 14-22 Ocak'ta diyor. Burada 3, 3 maç yapılacak. İsmail Kartal'ın temennisi Bekan'ın sağlara bir an önce dönmesi ki İsmail Kartal 15 Ocak'ta falan anca dönecek diyordu. Bu da sıkıntı. Yani Fenerbahçe'nin 17 Ocak'ta da transfer dönemi başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani demek istediğimi tane tane net bir şekilde anlatıyorum. 17 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. 14 Ocak'ta bu başlıyor. Geç gitse sıkıntı. Bir, tabii bir hafta da erken gidecek ki hazırlanacaklar. Takımı adapte olacak falan filan. Ee... O yüzden transferi acil bir şekilde istiyor. Hocam Yusuf Samet Akaydın, Serdar Aziz Beka oraya kadar götürür mü? Beka onun şu an için oynaması sıkıntı yani. Beka şu an için dönmesi sıkıntı. Ben açıkçası 14 Aralık'ta saha çalışmalarına başlar diyordum. kapalı alan saha çalışmaları, salon çalışmalarını. Ve 21 Aralık gibi hani sahaya inip topla çalışmalara başlar diyordum ama biraz gecikti tam tedrisi hani tam bir şey olmadı ama her an her şey olabilir. Hal böyleyken de sıkıntı ama şunu belirteyim. Yani Çağlar Söyüncü'yü alsam bile aldım. Hemen oynatıyorum. 17 Ocak'ta oynasın diyemezsin. Alırsın. Adam sana ne zaman der? Şu zaman der. Belki adam sana 8 Ocak'ta gönderir. 9 gün boyunca takımla çalışmalara başlar. Çalışır falan filan bir şey olur. Bence bunu yapmamız lazım. 31 Aralık'ta ligi sona erecek. Uruguay ligi var sanırım. 31 dakikada sözleşme sonrace 2 tane Uruguaylı isim vardı. Onları da alabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Bence bir üstüne düşmemiz gereken bir durum var. Bu durum biraz sıkıntı arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bir diğer sıkıntı ya savuncu ola çıkamış BN yani Bane Sports 2.2 milyar liraya olan yayın gelirini 1.8 milyar liraya düşürmek istiyor demiş. Hani o sırada herhalde ülke futbolunu mahveden malum kişi ve tuttuğu takımdan bazı isimlerde de kahkahalar atıyordur. 2.2'den 1. 8'e düşürmek. Bu kadar aciz değiliz biz. Bak harbi söylüyorum bu kadar aciz değiliz. Ben size çok net bir fatura sunayım. Çok net basit bir fatura. TRT Spor. TRT Spor Yıldız. Olmak üzere iki tane kanalı var TRT'nin. Spor kanalı. Maçların birbiriyle çakışmaması halinde. Not. Anadolu takımlarının gündüz maçları biri TRT 1'de yayınlar. Biri de TRT Spor'da yayınlar. Gerekirse eğer 3. maç çakışırsa o da TRT Spor Yıldız'da yayınlar. Bunda bir sıkıntı yok. Ya da TRT Spor kendi bünyesinde TRT Spor 1, TRT Spor 2 diye de bir kanal açıp şifresiz verebilir. Ben çok büyük bir iddiada bulunuyorum. 2.2 milyar lira dağıtmaktan bahsediyor. 2.2 dağıtmaktan. Tabi bunun içinde onun bir de içinden federasyon pay alıyor. Çok net söylüyorum. Eğer TRT Spor Süper Ligi alsın. TRT'nin yıllık net kazancı, ciro değil, karı 10 milyar lirayı geçer. 10 milyar liranın 2 milyar lirasını kendi bütçesine alsa 8 milyar lirasını Türk futboluna aktarsa Türk futbolu abad olur. 8 milyar liranın ben şöyle söyleyeyim size. 1 milyar lirasını TFF alsa mesela 7 milyar lirayı hesaplayalım arkadaşlar. Bugünkü döviz kuru üzerinden 7 milyar TL. Bunu bölüştürüyorum abi. O zamana euro kuru 40 olur mu? 35 olur diyelim. 35 olsa 200 milyon euro yapar. Aslında hiçbir şey ama mecburen her şey. Kulüpler burada bir şey kazanamayacak bu kafayla. Yasa dışı değil yasa içi. Yasa, yasal iddiadan kulüplerin payına gelen parada binde bir bile yok. Kulüpler bunun arttırılmasını istiyor. Ben şunu söyleyeyim. O yasa e, yasal bahisten Kulüplerin payı %5'e çıkarsa %5'e çıkarsa sadece kulüpler yasal bahisten sadece bahisten 400 milyon Euro'nun üstünde para kazanır. 400 milyon Euro 18 tane takıma paylaştırıldığını düşün. O zaman 18 olacak takım sayısı. 18 takıma 400 milyon Euro'yu paylaştırın. Çok zor değil. Büyük başlar. 50, 40, 30 diye gitsin mesela. 90, 120 bak. Her takıma şöyle söyleyeyim. Her takıma 20 verilse 360. Değil mi? 360. Büyük baş takım. Yani 20 verilmesin. 15 verilsin. Her takıma 15 verilsin. Ee, 18 kere 15 yapalım. 270. Kalan 130'u da büyük başlara verelim. Yani Trabzonspor 25 alsın. Kaç kalmıştı? 130 kalmıştı. Ee, 130'dan 15 daha 10 daha gitti. 120 kaldı. Galatasaray Fenerbahçe 50'şer alsın. Yani 25, 25, 50 alsın. Anlatınız mı? Kalan parayı yine fazla fazla bölüştürelim. Artı buradaki para. Başka türlü Türk futbolunun battığı malum. Başka türlü borç, borç harç ödenemez. Ama tabii bu geliri de kupa, takımlara aktarmak o da ayrı bir mesele. Ama eğer bu gelir takımlara aktarılmazsa yasa dışı bahis falan filan ay yuka çıkar. Benden de kısaca uyarması. Allah sonumuzu ayırsın arkadaşlar. Benim aktaracaklarım söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olalım videoyu beğenelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha, hocam sence Çağlar Söyüncü olur mu diye soracaksınız. Yani sabahtan beri anlattım. Ben açık söylüyorum bak Çağlar ya da Nino artı Radek Kurunic artı ve Ah sana Fenerbahçe'nin ilacı. Ya bak şu ayı kafadan futbolu çıkarmış. Silmiş. Fenerbahçe'yi çıkarmış. Anladınız mı? Hani Kent gitmiş zaten. Kafa olarak Kent'i Fenerbahçe'de tutamazsın. Zayt. Açık söyleyeyim. Zaten Beşiktaş'a imza atsa benim artık umrumda olmaz. Sevinirim de olan Beşiktaş'a kazık şey yaptı diye hani. Onu söyleyeyim. Ve Samet Akaydın dediğim gibi gitmesi muhtemel isimlerden. Hakkımız da ayrı olsun arkadaşlar ama Fenerbahçe'ye kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. Bu transferlerin yapılması şart. Şart, şart, şart. Hatta şart oğlu şart. Bu transferler şart. Fenerbahçe'nin devre arasında kesinlikle transfer yapması lazım kusursuza yakın bir futbol oynamak açısından kusurlu olan bölgeleri düzeltmek lazım. Bugün size bir soru sorayım. Hiç bilemeyeceğiniz, cevabını veremeyeceğiniz bir soru sorayım. Sizce Fred'in yedeği kim olmalı? Bak bu soruyu iyi düşünün. Mesela Lincolnlerini ne diyebilirsin. Hocam ikinci devre bir şey yapsın kendine gelsin. Lincoln Fred'in yedeği olsun diyebilirsin. Bak bana mantıklı gelir. Kendi içimizde çözmüş oluruz. İki. Kurun içi alırsan Kurun iç Fred'i yedekler yapabilir bunu. Yani o beceriye sahip 6-8-10 oynayabilen bir isim bunu yapabilir. Onun dışında Zaytsmış, Crespo'ymuş, İsmail'miş bunların hiçbiri Fred'i yedeklemez. Bizim Fred'e yedek bulmamız lazım. Bir, ikincisi de savunma hattını doğru dürüst yapmamız lazım. 4 değil 5 stoperin olsun. olacak sezon sonuna kadar 5 stoperle git. 6 stoperle git. 5 6 stoperi var. Anlatabiliyor muyum? Teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar.